Merhaba sevgili izleyicilerim. Yine yeni bir Abu Hayat'ta karşınızdayım. Bugünkü konuğum sunucu ve çocuk kitapları yazarı Sayın Fatma Beyza Tütüncüoğlu. Fatma Beyza Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum Kevser Hanım. Merhaba. Ben yazar unvanını söyledim ama size daha fazlası var. Sizden dinleyelim. Merhabalar tekrar. Ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu. Yayın hayatına Mert FM adında bir radyo programıyla, Mert FM adında bir radyoda bir Ramazan günü başladım. 1990'lı yılların başıydı. O zaman elbette Türkiye'mize özel radyolar yeni yeni giriyordu. Biz de böyle bir aşkla, şevkle başladık. Tabii ben de 20'li yaşların başındayım. Oldukça heyecanlı, güzel bir ay sonunda radyoculuğu çok sevdim. Mert Efem, Allah rahmet eylesin, vefat eden genel yayın yönetmeni de ilk girdiğim yayında dinlemiş, demiş ki bu çok heyecanlı bir hanımefendi ama sesini hiç yansıtmıyor. İnşallah çok iyi bir radyocu olacak demiş. Sonrasında Üsküdar FM, Günüşü FM, Moral FM ve sonrasında TGRT FM'de çocuk programları hazırlayıp sundum. İlk çocuk programlarını TGRT FM'de hazırlayıp sundum. Onun evvelinde kültür sanat programları, biraz daha sanata dönük gelenekli Türk İslam sanatlarımızla ilgili programlar hazırlayıp sunuyordum. Sonrasında TGRT FM'de kuşak halinde, yani haftanın 6 ya da 7 günü belli bir saatte yayınlanan Karamele Sepeti, Atlı Karınca, Altın Top programlarını hazırlayıp sundum. Aynı radyoda eş zamanlı Zeytin Dalı adında bir kadın aile programı yine kuşak olarak. Pazar günü sabah gazete haberlerini okuduğumuz pazar sabahı, Gönül Pınarı, Şiiristan gibi pek çok farklı formatta, içerikte programları hem hazırlayıp hem sunmak nasip oldu. Tabii bu arada çocuklar için yazmaya da başladım. Çünkü Atlı Karınca programına pek çok köşe koymuştum. Çalıştığım radyoda özellikle yayıncılığı çok önemsediği, çok önem verdiği için güzel Türkçeye, güzel konuşmaya elbette biraz bizi metin yazmaya yönlendiriyordu. Dolayısıyla bu beni yazıya da yönlendirdi. Çocuklar için yazmayı, çocuk dünyasını zaten çok severek girmiştim, başlamıştım bu işe. Sonrasında elhamdülillah Atlı Karınca programı kendi alanında Çocuk Edebiyatı ve Sanatçıları Birliği'nden yılın en iyi radyo programı. Daha sonrasında Birikim Kolejleri, Özel Sadabat İlköğretim Okulu ve daha pek çok kurum ve kuruluştan güzel ödüller aldı eş zamanlı olarak. Sonrasında bu 8 yıllık bir sunuculuktan sonra Moral FM'e geçtim. Orada da Pembe Mavi adında bir radyo programı hazırlayıp sundum. Çok şükür orada da güzel ödüller nasip oldu ve 2016 yılında Kültür Bakanlığı ve Önder'in açmış olduğu bir yarışmada da yine yılın en iyi radyocusu seçildik. Tabii ki bunlar güzel nasipler. Allah'a ne kadar şükretsek az diye düşünüyorum. Kısaca böyle. Bu güzel çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Daha güzellikleri olsun. Sunuculuk dediğinizde hemen aklıma şöyle bir şey geldi. Sunuculuk nasıl, zor mudur? Gençlerimize sunucu olmayı, TV programı sunmayı ve televizyon ve radyo okumalarını tavsiye eder misiniz? Sunuculuk bana sorarsanız çok güzel bir meslek. Aynı zamanda da büyük sorumluluk istiyor. Çünkü hemen hemen her konu hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor, az ya da çok. Tabii bunun için okumayı sevmeniz, aynı zamanda gözlem yapmayı da sevmeniz gerekiyor. Çünkü okumak sadece kitaplarla olmuyor. Çevrenizi, insanları, insan ilişkilerini, gündemi güzel takip etmek. Bunların her biri belki iyi bir sunucunun sahip olması gereken özelliklerden. Aynı zamanda sunucu olmak bana sorarsanız elbette güzel Türkçe konuşmayı, aynı zamanda kelimeleri seçerken özenle seçmeyi, biraz da kelime hazinesinin geniş olmasını da gerektiriyor. En azından benim yayın yaptığım dönemlerde böyleydi ve ben bunun bu şekilde olması gerektiğine hali hazırda inanıyorum. Elbette bir sunucu her daim kendisini geliştirmek için çabalamalı, uğraşmalı ve iyi soru sorabilmeli diye düşünüyorum. Çünkü bazen gelen konuğumuzla ilgili bir bilgi sahibi olmasanız dahi onun konuşmasından soru çıkarabilmeli. Bir kere sesi buna uygun olmalı ve aynı zamanda kesinlikle bir diksiyon eğitimi
almalı. Çünkü aynı anda milyonlarca eve giriyor. Gerek radyoda olsun, gerek televizyonda olsun. Onun kullandığı kelimeler ya da söylediği sözler. Bu da insana büyük bir sorumluluk getiriyor elbette. Özenle seçebilmesi, seçtiği konuyla ilgili ya da çağırdığı konukla ilgili az buçuk bir bilgi sahibi olabilmesi, onun konuşmalarından soru çıkarabilmesi, bunların her biri bir sunucunun özelliği. Tabii buna meraklı olan değerli gençlerimiz olabilir ya da her yaş grubundan, farklı yaş gruplarından şu an bizi takip eden, dinleyenler, izleyenler olabilir. Elbette eğer tüm bu söylediğim konuları dikkate alarak ve bu işin hakkını vererek yapmak istiyorlarsa tabii ki yapsınlar, çok da güzel olur. Çünkü bir konu hakkında insanın kendisini ifade edebilmesi, güzel ifade edebilmesi ya da konuyu bir başkasına güzel aktarabilmesi açısından sunucu çok önemli. Bizim zamanımızda şöyle derler diye hala da belki geçerli, ben buna inanıyorum. Sunucu bir programı rezil de eder, vezir de eder derlerdi. Hakikaten öyle. İsterseniz bir salon programında sahnede olsun, isterseniz bir radyoda ya da televizyonda olsun, konuşmak çok önemli, çok kıymetli. Aslında iki dost arasında konuşurken de çok kıymetli, eşler arasında konuşurken de üsluba dikkat etmek, kelimeleri güzel seçmeye çalışmak, bu da çok önemli. Hatta çocuklarla konuşurken çok önemli. Çünkü onlara da bir tarz, bir üslup katmış, kazandırmış oluyorsunuz. Onların gönlünü kırmak da var. Tam tersi güven kazandırmak, hayata hazırlamak da var. İşte bunların her biri kelimelerle oluyor. Kelimelerin de sihirli olduğuna, insanların moralini düzelttiğine ya da tam tersi bozduğuna yürekten inanıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, değerli bilgileriniz var. Bugün ise çocuklar için siyer konusunu konuşalım istedim. Son Nebi, son Peygamber, son Muhammed'in hayatı hiç şüphesiz en fazla kalem alınan biyografilerden bir tanesi. Hatta ilki, birincisi diyebiliriz. Peki siyer ne demek ve çocuklarımız için siyeri anlatmak istediğimizde konuya nasıl giriş yapmalıyız? Siyer, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, davasını, davranışlarını, yaşantısını ve bize bıraktıklarını, aslında hayatının amacını bize öğreten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının bütünü demek. Elbette mesele çocuklar için olduğunda daha büyük bir hassasiyet kazanıyor. Çünkü biz korkularımızı, sevinçlerimizi, kaygılarımızı, üzüntülerimizi ya da bize huzur veren pek çok duyguyu çocuklukta kazanıyoruz, bilinçaltımıza yerleştiriyoruz. Dolayısıyla Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara anlatırken yaş gruplarına öncelikle dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Her yaş grubu için Efendimiz'i anlatmak ayrı bir özen istiyor. Bu benim yapacağım çalışma için de geçerli oldu. Değerli Bekir Develi böyle bir projeyle geldiği zaman doğrusunu söylemek gerekirse ben biraz endişelendim. Çünkü konu çok hassastı, çok önemliydi, çok çok önemliydi. Dolayısıyla metinleri de yazmam istendiği için en güzel şekliyle nasıl yazabilirim, yapabilir miyim sorusunu kendime çok sordum. Sonrasında bir iki deneme gerçekleştirdik ve elhamdülillah gayet güzel oldu. Malum anlattım radyodan da. Ya radyo metinleri içinde ve daha sonrasında yazdığım masallar içinde çocuklara çok sayıda metin yazdığım için belki de onlarla konuşma dilini tercih ettiğim için olacak. Kendime göre bir üslubum, bir tarzım vardı zaten. Efendimizin hayatını da 5 yaş ve üzeri için, ilkokul çocukları için yine dediğim gibi onlarla biraz konuşur tarzda, ablavari, soru cevap tarzında kendime göre bir üslupla metinlerini hazırlayıp sunmaya çalıştım. Dilerim başarılı olmuştur. Tabii çocuklar için çok önemli, çocuklarla Efendimizin ortak noktaları benim ilk dikkatimi çeken şey oldu. Çocukların dünyasına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl anlatmalıyım diye sorunca kendime öncelikle ortak noktalarını bulmam gerektiğini düşündüm. Tabii herkesin bir tarzı vardır muhakkak ama en azından ben kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şefkat timsali, merhamet timsali.
Çocuklarla bu noktadan son derece benzeşiyorlar diyeyim. İnşallah yanlış bir ifade olmamıştır. Çünkü çocuklar nasıl etraflarındaki büyüklere, yaşadıkları olaylara, hayvanlara, ağaçlara ve çevreye karşı merhamet sahibi iseler, aynı şey sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da var. Bununla ilgili pek çok güzel olay vardı. Onları da çocuk diline dönüştürüp ifade etmeye, çocuklar için siyere katmaya gayret ettim. Sonrasında Peygamber Efendimiz ile çocuklar arasındaki en güzel kesişen noktalardan bir tanesi doğruluktu. Efendimiz Muhammedül Emin diye anılıyordu. Peygamberlik gelmeden evvel de bu böyleydi. Peygamberlik geldikten sonra yine Muhammedül Emin diye anılıyordu. Biliyorsunuz çocuklar da özellikle doğru konuşma noktasında çok hassaslar, çok dikkatliler. Bu ve bunun gibi çok noktada Efendimizle o çocukların hayatının, yani temiz fıtratın, bozulmamış fıtratın kesiştiğini gördüm. Merhamet noktası, cesaret noktası, dürüstlük aynı zamanda gibi pek çok güzel özellik vardı. Acaba çocuklara Efendimiz'i anlatırken bunlar nasıl değerlendirilebilir sorusunu sordum aslında kendime. Sonrasında zaten mesele aktı gitti. Çünkü o kadar güzel uyuşuyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o tertemiz fıtratıyla tertemiz çocukların yaratılışı. Sonrasında işte dediğim gibi o benim kendime has üslubum, tarzımla da elhamdülillah birleşince, yani kronolojik bilgileri de aralara kattım ama asıl benim için önemli olan nasıl bir insandı sorusunun cevabıydı. Hakikaten o da zaten çocuklar için siyerin temelini oluşturuyordu. Yazarken de bunu hissettim. Daha ziyade olaylar üzerinden gitmeye gayret ettim. Olayları biraz hikayeleştirerek vermeye çalıştım. Çocuklarla Efendimizin tabii ki en önemli kesiştiği noktada, ortak noktası sevgiydi. Çocuklar nasıl her şeye sevgiyle bakıyorsa Efendimiz de aynı şekilde sevgiyle, muhabbetle bakıyordu. Ve o sevgisiyle belki de pek çok kişiyi sarıp sarmalıyordu. Ve bir başka noktada hayret noktası. Hani bazı videolar var ya, çocuklar Kevser Hanım sokağa çıkıyorlar, yağmurun yağışını ilk defa gören bir çocuk nasıl sevinçle, nasıl hayretle bakıyor. Onun sevinci bize de geçiyor. Aslında etrafımızda gördüğümüz her şey hayret edilecek kadar güzel. Yağmurun yağması, topraktan bir çekirdeğin tekrar hayat bulması, yeşermesi, çiçek açması. Aslında bunlar öyle harikulade şeyler ki bir kedinin İşte tüylü, kuyruklu, kendine özel tasarımı olan o gözleriyle, burnuyla, kendine has lisanıyla miyav diyerek gezmesi. Aslında bunların her biri hayret edilecek, harikulade, fevkalade şeyler. Fakat artık biz yetişkinler biraz alıştığımız için, alışkanlık olduğu için tüm bu güzel şeyleri hayret etmekle değil de çok doğal, çok olağan karşılayarak hayatımızı yaşıyoruz. Halbuki o çocuğun neşesi, o çocuğun heyecanı, o içinde hissettiği sevinçle her güne, yeni doğan bir güneşe, geçen bir buluta, sıçrayan bir sincaba, tavşanlara, sineklere, uğur böceklerine, yani gördüğümüz her şeye, uzaya, aya, ayın o değişen şekillerine bakacak olsak oradan da Rabbimize çok kolay ulaşabiliriz. Bu hayret noktalarına da, tefekkür noktalarına da değinerek, bunu da metinlerin içine yerleştirerek bir çalışma hazırlamaya çalıştım. Ve bunun da olması gerektiğine inanıyorum. Efendimizin o sevgi dolu yüreğinin, o çok güzel hallerinin, Rabbimize her daim ne olursa olsun duyduğu güvenin çocuklara ulaştırılması gerekiyordu. Dilerim güzel bir çalışma olmuştur diye düşünüyorum. Ben kitaplarınızı biraz inceledim. Gerçekten çocukların anlayabileceği fotoğraflama, resimleme, anlatım gerçekten o kadar açık ve o kadar akıcı ki her baktığımda, her incelediğimde dedim ki maşallah ne kadar güzel yazılmış, ne kadar güzel okunur. Bu noktada ailelerin çok şanslı olduğunu düşündüm. Yani kitap arayışında kalmayacaklar. Çok önemli. Çocuk kitabı özellikle siyer konusunda Peygamber Efendimiz'i
anlatan bir kitabı bulmak hem çok kıymetli hem çok zor. Bulunca da böyle yapışmak lazım. Koruyup kollamak lazım. Eseri de eser sahibini de ben öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. İnşallah hayırlara, güzelliklere vesile olsun, olması dilek ve duasıyla. Peki, peygamberimizin hayatıyla ilgili bilgiler yanlış, eksik veya abartılı ise çocukta sahih olmayan bir davranışların olmasına sebep olur mu? Bu sebebiyeti nasıl düzeltiriz? Bu çok önemli bir nokta. Ben de çocuklar için siyeri yazarken pek çok kaynaktan istifade ettim bunun için. Çünkü az önce de bahsettim ya, hani radyodan, televizyondan ya da şimdi YouTube'dan ve farklı sosyal mecralardan çocuklara ya da gençlere ya da insanlara vereceğiniz bir yanlış kelime, bir yanlış cümle, bir yanlış söz pek çok yere gidebilir. O nedenle özellikle Efendimizle ilgili olan çalışmada bu yanlışlığa düşmemek adına öncesinde çok derin bir okuma çalışması gerçekleştirmek durumundaydım. Hem okuma hem de dinleme. Efendimizle ilgili çocuklar adına yazılmış ya da yetişkinler için yazılan kitapları öncelikle bir toparladım. Onları bir okudum, bir süzdüm, bir süzgeçten geçirdim. Zaten hani belli başlı bazı noktalar hani belirlidir Efendimizin hayatıyla ilgili kronolojik özellikte olanlar. Onun dışında tabii çocuklara, özellikle çocuklara Efendimiz'i anlatırken yaş grubuna, çocuğun anlayışına, çocuğun mizacına da uygun anlatmak muhakkak çok çok önemliydi. O noktada bir yanlış olmaması için hani bir 20-25 yıllık, bir 26 yıllık bir deneyim söz konusu. Allah'a çok şükür hani onu da hesaba katarak zaman zaman takıldığımız noktalarda pedagoglara müracaat ederek nasıl ifade edilmesi gerektiğini, onunla ilgili mimiklerin nasıl olması gerektiğine dair de zaman zaman bir rehberlik alarak ilerlemeye gayret ettik. Yanlış öğrenilen şey hele hele çocuklukta maalesef çok zor düzeliyor. O bilgi muhakkak akılda bir yerde kalıyor. Bu ibadetlerle ilgili de olabilir, güncel hayatla ilgili bir bilgi olabilir, dini hayatla ilgili bir bilgi de olabilir. Aynı şey Efendimiz için de geçerli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili de olabilir. Özellikle dini noktalarda olması çok daha büyük bir hassasiyet istiyor. Allah muhafaza eylesin. Tabii o hassasiyetle bütün kaynakları da eleyerek, teyit ederek aklıma takılan noktaları bu şekilde çalışmaya gayret ettim ben de kendi adıma. Biliyorsunuz hani 5 yaş, 6 yaş deniyor. Çocukların artık bazı şeyleri sorguladığı, bazı soruları sorduğunuz zaman, daha doğrusu bize sordukları soruların karşılığında artık biraz daha mantıklı, daha derli toplu cevaplar verebileceğimiz bir yaş. Sorularını es geçemeyeceğimiz bir yaş. Ama tabii o çocuk dilini, çocuk üslubunu çok iyi bilmek lazım. Size bir anımı anlatmak istiyorum. Bir gün yayına bir çocuk aldık. Tabii aldığımız çocuklara soruyoruz hani yaşını, nereden arıyor, hangi ilden arıyor vesaire. Dedim ki nereden arıyorsun? Bana dedi ki evden arıyorum. Ben dedim ki öyle değil, nerede oturuyorsun onu öğrenmek istedim. Bana dedi ki sen nerede? Yani özellikle de bu tür metinlerde de çocuğun böyle düşündüğünü bilerek hareket etmek çok önemliydi. Mümkün mertebede hassas davranmaya gayret ettik. Söylediğiniz şeyde çok haklısınız noktada, hususta. Hakikaten çocuklara bir şey yanlış söyleniyorsa o çok zor düzeltiliyor. Bazen hiç düzelmiyor. Sözde düzelse de bilinç altında kalıveriyor. Dolayısıyla anne baba olarak da, teyze hala olarak da, bir komşu büyüğü olarak da herhangi bir şey söylerken bile bu hassasiyeti duymak, davranış itibariyle örnek olmak hakikaten önemli. Dilerim hepimiz bu hassasiyette oluruz. Ben de dahil tabii ki. Mutlaka oluruz diye düşünüyorum. Sevgili yazarım, bu çağda ebeveynlik zor ve son derece ihtimam isteyen bir sorumluluk. Anne babalara yetişkinler olarak siyer dinletileri ve
okumalarını tavsiye ediyor musunuz? Elbette ediyorum. Yalnız dediğim gibi yaş grupları çok önemli. 3-4 yaşındaki bir çocuğa hani bir şeyleri zorla öğretemezsiniz. Ancak onun yaşına uygun olarak tekerlemelerle, özellikle Efendimizle ilgili olarak söylüyorum, hareketli ilahilerle, belki şarkılarla öğretmek lazım. Artık hani 5 yaş üstünde biraz daha çocuk daha meraklı, algıları biraz daha açık olduğu için gerçi yine 5-6 kelimelik cümlelerle ifade etmek lazım. Ben Peygamber Efendimiz'e çocukları öğretirken yaş gruplarına göre aşama aşama öğretilmesi gerektiğini gözlemledim. Böyle yapılması gerektiğine inandım, inanıyorum. Efendimiz'in hayatında ilk başlarda onun ilk bölümlerde, ilk dakikalarda anlatmaya çalıştığım duyduğu, insanlara duyduğu, hayvanlara duyduğu sevgi, şefkat ve merhametle ilgili olayları öncelikle anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sonrasında yaptığı her davranışta aslında bir güzel hikmet olduğunu, güzel bir dille anlatmak gerektiğine inanıyorum. Ve onun hakikaten her şeyi öncelikle Allah'ı çok sevdiğine ve dolayısıyla o ne isterse onu yaptığına dair böyle güzel kıssalar var. Onun peygamberliğine dair, hayvanlarla arasında geçen diyaloglara dair güzel kıssalar var. Mesela bunların daha ziyade hikayelerin ve masal şekline dönüştürerek, masal demeyeyim ama biraz daha hikayeleştirerek anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Doğum tarihiydi vesaireydi ezberleyecek çocuk muhakkak ama asıl olan hani hayatındaki gaye neydi, asıl amacı neydi? Bunu böyle küçüklükten çekirdek olarak sevdirerek vermekten yanayım. Bir deve hikayesi var mesela Efendimizin ağlayan bir deve görüyor çarşıda. Biraz da saldırıyor sağa sola etrafa. Zarar veriyor. Efendimiz onun o halini görünce başını okşayıp sakinleştiriyor ve soruyor neyin var? Deve de dile gelip anlatıyor. Benim sahibim bana çok yük yüklüyor, kötü davranıyor, uyumama izin vermiyor. Haddinden fazla yüklendiği için çok yoruluyorum. Artık bunu kaldıramıyorum, dayanamıyorum diye Efendimiz'e şikayet ediyor. Sonra Efendimiz devenin sahibini çağırtıyor hemen ve soruyor. Sen bu deveye böyle 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 davranıyor musun? Doğru mu? Tabii Efendimiz'in karşısında adam da yalan söyleyemiyor. Evet diyor, böyle davranıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu deveye böyle davranmayacaksın. Ona hakkını vereceksin, çok yük yüklemeyeceksin. Yeminin suyunu ihmal etmeyeceksin, uyumasına, dinlenmesine izin vereceksin. Eğer verirsen bu deveyi sana geri vereceğim, iade edeceğim. Tabii adam da söz veriyor ve deve razı olduktan sonra adamla gidiyor. Şimdi bu tür böyle güzel olayları hikayeleştirerek çocuklara anlatırsan, hayvanlara iyi davranmayı öğrendi, merhametli olmayı öğrendi, zayıfı koruyup kollamayı öğrendi. Belki bu olay içerisinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu olaylar karşısında ne kadar hassas ve dikkatli olduğunu öğrendi. Bir sürü şey öğrendi çocuk. Bazı şeyleri klasik cümleler içerisinde değil de bu tür güzel hikayelerle anlatmanın çok yararlı olduğunu ve anne babalara kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. Ama lütfen peygamberlerin hayatı da, Efendimizin hayatı da olsa ne olur çocuk dilinde yazılmış olanları tercih etsinler. Dediğim gibi de aşama aşama gidilmesi gerekiyor. Mesela Efendimizin savaşlarını belki bir noktada anlamayabilir çocuk. Ama orada Efendimizin tüm savaşlarını savunmak için, sevdiklerini savunmak için yaptığını da anlatmak, bunu anlatırken çocuğa özel bir dil kullanmak çok daha önemli. Belki biraz daha farklı detayları 12 yaş üstünde, biraz daha farklı detayları aşama aşama, işte 16 yaş üzerinde okuması çok daha yararlı ve faydalı olacaktır. Hem idrak etmesi, hem anlaması, hem de o bütünü tamamlaması açısından yararlı buluyorum. Biraz da sizin yazdığınız kitaplardan bahsedelim. Değerli yazarım, çocuk bilinci, çocuk algısı gözetilmeden kaleme alınan kitaplarla ilgili düşünceleriniz, fikirleriniz ve ödül alan kitabınız, ödül alan kitaplarınız desek daha doğru olur. Bunlarla ilgili birazcık konuşalım istiyorum. Şöyle tabii
Şimdi radyo programları yaparken haftanın 7 günü çocuklarla birliktesiniz. Programın yapımcısı da olduğum için her gün yeni bir, ne diyelim ona, yeni bir içerikle çocuklara radyodan seslenmek durumundasınız. Ayrıca tabii bir televizyon gibi de değil. Radyoda olduğu için her bir metne dikkat ediyoruz. Çünkü radyodayız, çocukların hayal gücüne hitap ediyoruz ki ben bu noktada radyonun çok yararlı olduğunu düşünüyorum çocuk programları noktasında. Dolayısıyla her bir köşe için metinler yazıyoruz ve çocuk mantığıyla düşünüyoruz. Yani şahsen günlük hayata bile yansıdığını hatırlıyorum o zaman. Tabii daha bir çocuksu oluyorsunuz. Hayatınıza, hayata bakışınıza dahi yansıyor. Çünkü böyle yapıp bu noktada fani olmazsanız hem onları anlayamıyorsunuz, hem ulaşamıyorsunuz, hem de başarılı olamıyorsunuz. Dolayısıyla biraz o noktada hani ne iş yapıyorsanız o noktada bir fani olmak lazım. Olayı iyice böyle bir olayın içine girmek lazım diyelim. Dolayısıyla metin yazma, özellikle çocuklar için metin yazma da radyo dönemine denk geliyor. Tabii bu arada aklıma farklı farklı bir sürü masal konusu da geliyor. O dönemler işte 1996 yılında TGRT FM'e girmiştim. Çocuk kitapları, çocuk yayınları bu kadar yaygın değil. Sosyal medya yok. Ne yapıyorum? Ben çocukluğumdan beri kitap okumayı çok sevdiğim için kendi kitaplığımı başvuruyorum. Beyazıt Kütüphanesi'ne gidiyorum. Kitaplar alıyorum. Oralardan onları okuyorum. Onları çocuk diline dönüştürüyorum. Efendime söyleyeyim, sahaflar çarşısına gidip maaşımı yatırıyorum. Elimde poşetlerle otobüsleri indi bindi yapıyorum. Bu şekilde metinleri dönüştürerek oldu. Mesela yine bir yayın esnasında Vitamin Z adında bir masalım var. Şöyle düşündüm. Şimdi A vitamini, B vitamini, C vitamini, hatta K vitamini bile dahi var biliyorsunuz. Çocukların büyümesine vesile oluyor. İnsanların biraz daha sağlıklı olmasına vesile oluyor. Ya dedim peki bir Z vitamini olsa, o vitaminde büyükleri küçültse ve çocukları anlamasını sağlamak. Hani hep çocuklara, daha doğrusu çocuklar bence öyle, büyüklerin onları anlamadığından yakınıyorlar ya. Büyükler de keza her ne kadar çocukluk geçirseler de bilmiyorum, çocuklara bakış açıları çok çok anlayışlı değil maalesef. Neden dedim o zaman bir Z vitamini olmasın? Hani alfabenin son harfi ya. Ah, özür diliyorum. Z vitamini olmasın ve bu Z vitamini de büyükleri küçültmesin. İşte bunları hep böyle yayın esnasında çocuklarla sohbet ederken aklıma gelen bir takım fikirlerdi. Sonra bunlar masala dönüştü. 2002 yılında bir salyangoz hikayesi ve kitap, defter, kalem adında iki hikayeyle büyük bir yarışmaya girdim. Sanıyorum benim kategorimde, yani 7-9 yaş kategorisinde 680-700 kişi katılmış yarışmaya. Tabii belli rumuzlar var, güzel de bir jüri var. Çok uzun bir zaman bekledik. Sonra Bir Salyangoz Hikayesi isimli çalışmamız birinci oldu çok şükür. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Bir Salyangoz Hikayesi mi yoksa Kitap, Defter, Kalem mi birinci olsun diye hani kendi arasında çok düşünmüşler. Böyle de güzel bir not aktarmışlardı o dönem. Tabii o ve böyle güzel dönüşler insana biraz daha yazma hevesi veriyor. Yalnız sanıyorum radyo, yani hani içinizdekileri anlatıyorsunuz ya, konuşuyorsunuz, yazma gereği duymuyorsunuz. Pek bir de çok yoğun bir yayın hayatım olduğu için aslında çok sayıda kitabım, daha doğrusu masalım olmasına rağmen olması gerektiği kadar kitabım yok maalesef. İşte şimdi biraz daha özellikle kalıcı eser bırakmak adına o noktaya biraz daha fazla ağırlık verme niyetindeyim. Onunla ilgili de projelerim var. Yazıyorum. Lütfen dua edin. En kısa zamanda en güzel şekilde çıksın. İnşallah çocuklar için Siyer de kitaplaşır. Onunla ilgili de güzel talepler dönüyor sürekli. Sağ olsun takipçilerimizden. Yani kısaca böyle, çocuklar için yazmak çok kıymetli ve çok özenli ve nasıl söyleyeyim, acayip dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çok dikkatli olmak lazım. Öncelikle bir oturup ben çocuğa ne vermek istiyorumu düşünmek, sonra bunu eğlenceli bir şekilde vermek, çocuk dünyasının argümanlarını çok iyi bilmek, çocuk dilini çok iyi bilmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çala kalem masal yazıyoruz ya da bir mesaj vermek istiyoruz. Bazen çok mesaja boğduğumuz oluyor, bazen de hiçbir mesajı yok masalın. Yani ben ikisinden de yana değilim. Her masalda bir mesaj olabilir ki olmalıdır da, yani genel anlamda
psikolojik, pedagojik olarak da çocuk masallarının bir mesajı olmalıdır. Çünkü çocuğu aslında iyiye doğruya götürmek içindir masallar. Hayatı anlatmak içindir. İyi nedir, kötü nedir ayırt etmesini sağlamak içindir bir yerde masallar. Ve genellikle de biliyorsunuz hep iyiler kazanır. Masalların sonunda bu böyledir. Bir hayat dersidir aynı zamanda. Bunu bilerek, bu bilinçle yazmak, çocuğa hitap ettiğini bilerek yazmak. Ya ben bir de çocuk alanında bir şeyler yazayım demeden hakikaten önemli bir iş yapıyorum. Ben bir çocuk olsam nasıl hissederdim? Bunu okuduğumda ne hissederdim demek. Zaman zaman takıldığımız noktalarda bir uzmana danışmak. Bunlar önemli ve çocuklara dönük çalışmalar yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar. Ama şey çok önemli. Acık bir çocukluğunu alıp insanın çocukluğunun elinden tutup o şekilde yazması lazım diye de düşünüyorum. Ve çok detaylı bir şekilde kontrol edilmeli Kevser Hanım. Son dönemlerde çocuklar için yazılmış ve maalesef basılmış, dağıtılmış, içeriğinde hiç olmayacak şeyler olan, şimdi belki ifade edemiyorum kızgınlığımı içimden ama yazılmış çok farklı kitaplar var. Biz bunların farkına varıp çok kıymetli insanlar ardına düşüp toplattırıyoruz ya da toplanmasına vesile oluyoruz. Ama tabii en başından basılmaması icap eder. Belki kaç çocuğa okundu, kaç çocuğun kütüphanesine girdi, kaç çocuk onları doğru ve sağlıklı diye okudu. Anne babalar mutlaka çocuklarına kitap alırken içeriğine baksınlar. Her okuduğu kitabı okuyacak mıyız? Ah keşke okusanız, okuyup öyle alsanız, öyle tercih etseniz ya da okuyup bir başkasına tavsiye etseniz, tavsiyelerde bulunsanız. Bunlar cidden çok kıymetli, çok önemli şeyler. Burada yayın evi çok önemli muhakkak, o noktada dikkatli olunması. Fakat bir yazarın çok takipçisinin olması onun o noktalarda hassas olduğu manasına maalesef gelmiyor. Ada bakarak değil, kitabın içeriğine bakarak, kitabın içeriğinin resimleriyle uyumu var mı yok mu? Çocuğunuza yanlış bir mesaj verir mi vermez mi? Ne olur bu kaygıyla çocuğunuzu baş başa bırakın. Yine radyo yayınlarında bir uzmanımız şöyle demişti. Aynı şey kitap için de geçerli. Siz dışarıda gezinen, ne olduğunu bilmediğiniz, tanımadığınız bir yabancıyı alıp baş köşeye oturtur musunuz ve onu çocuğunuzla saatlerce baş başa bırakır mısınız? Hayır, bırakmazsınız. Peki o zaman televizyon seyrederken ne çıkacağını bilmediğiniz, ne söyleyeceğini bilmediğiniz bir yabancı ile çocuğunuzu saatlerce nasıl baş başa bırakıyorsunuz? Ben bunun aynısını kitap için de söylüyorum. Evet, eve bir kitap geliyor, bir çalışma geliyor ama içeriğinde ne olduğunu bilmiyorsanız çocuğunuzun özellikle hayal dünyasıyla, bilinçaltıyla çocuğunuzu nasıl baş başa bırakıyorsunuz? Aynı hassasiyeti burada da gerçekleştirmek, burada da bu hassasiyeti göstermek gerektiğine yürekten inanıyorum. Okuyacak mıyız hepsine? Vaktimiz yok. Gerçekten vaktimiz var aslında. Biraz çamaşır toplamaktan, biraz yer süpürmekten, biraz başka işlerden ayırarak zaman, ben çocuğuma ne okutuyorum? Bu kitabın böyle bir mesajı var. Hı, güzel. Diyebilmek lazım çünkü çocuklar da yaş gruplarına göre biliyorsunuz başka başka kitaplar tercih ediyorlar. Bir yaşta çocuk artık renkli resimli kitap istemiyor. Ya da okuduğu kitapta mutlaka bir espri olsun, bir güleyim istiyor. Çünkü artık kişisel gelişimi o yönde ilerliyor. Bir de yabancı yayınlara çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çocuk yayıncılığından açıldı konu. Bazıları belki güzel mesajlar veriyor ama bazıları da pek bizim kültürümüze, aile yapımıza, konuşma dilimize uymayacak. Çocuk onu bir yerde söylediğinde ciddi manada sıkıntıya gireceği şeylerin yazdığı çalışmalar, kitaplar da var. İşte bu tür kitaplara da özen gösterilmesi, dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Fatma Beyza Hanım, biraz önce sıkıntılı, problemli ya da doğru mesaj verilmeyen kitaplardan bahsettiniz. Nasıl bir problemler, nasıl bir sıkıntılar, hangi yanlış mesajlar vardı o kitaplarda? Keser Hanım şöyle bir örnek vereyim dilerseniz. Buyurun. Arkasında pedagojik olarak da tavsiye edilen bir kitap. Ben özellikle alıp okumak istedim. Yine yabancı kaynaklı bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap 5 kitaplık bir seri idi. Bir tanesinde şöyle bir
şey vardı. Şimdi hikayemizin kahramanı olan kızcağızın annesi vefat ediyor. O da babasıyla beraber Afrika'da babası bir ne diyelim ona? Turistleri gezdiren bir seyyah diyelim. Evet. Ve kız da onunla beraber Afrika'da geziyor. Bir zaman sonra Afrikalı yerlilerin bir ot çiğnediğini fark ediyor. Ve gezerken bu çiğnediği ot yani Afrikalıların bir tanesinin elinden düşüyor. Kız da bunu denemek istiyor neden çiğniyorlar diye merak ediyor. Çiğner çiğnemez birden masalsı bir dünyaya giriyor. Etrafındaki kelebekler, kuşlar ona bambaşka şarkılar söylüyorlar ya da başka bir dünya içerisine giriyor. Etrafında gördüğü her şey birden hani böyle daha neşeli, daha mutluluk veren bir hale bürünüyor. Bu böyle anlatılıyor bayağı bir paragraf kadar. Bir zaman sonra tüm bunlar yerini gerçek hayata bırakıyor. Arkadaşımız bir daha bunu denemiyor. Gerek de olmadığını düşünüyor. Şimdi ben dedim ki acaba hani burada bildiğiniz uyuşturucu tarifi yapılıyor. Bu kızcağız 12 yaşlarında kitaptaki haliyle. Dolayısıyla dedim ki acaba hani böyle bir şey yaptı ama hani bazen olur ya yanlışı verirsiniz ama sonra doğruya döndürürsünüz. Var mı böyle bir olay? Maalesef kitabın sonuna kadar da herhangi bir şey yoktu. Yine bununla ilgili yani bunu ne de telafi edebilecek herhangi bir metin yoktu. Ben de bulunduğum yani daha doğrusu bu kitabın bulunduğu kuruma bilgi vererek, bilgilendirerek özellikle oralardan kaldırılmasına rica etmiştim. Kaldı ki hani gerekçeleriyle birlikte bu paragrafla birlikte derhal kaldırıldı bulunduğu yerden. Şimdi çocuklara bariz bir şekilde verilen mesaj açık. Belki çocuk bunu orada anlamayacak. Fakat bilinçaltına aslında işledi. Ve özellikle bazı uyuşturucu çeşitleri var. Biliyorsunuz bir kere denemekle Allah korusun insanın hayatını çok farklı yerlere götürebilir. En azından sempati duyulması dahi bu noktada tehlikelidir. Özellikle Allah muhafaza eylesin. Bu çok masum gibi gözükmesin. İnsanların hayatını etkileyecek, her şeyini etkileyecek kadar önemli altını çizmek lazım. Hele hele çocuk kitaplarında asla olmaması gereken bir şey. Tabii bunun dışında yine geçenlerde rastladığımız aile içinde hiç olmayacak farklı çarpık ilişkileri içeren bir kitap vardı. Onunla ilgili de işte metinler döndü, neler var neler yok. O da yine Allah'a çok şükür ki toplattırıldı. Tabii toplattırılana kadar kaç eve girdi onu bilmiyoruz. Ama dediğim gibi tüm bunlar aslında çok ince tetkik edilmesi, incelenmesi ve sonrasında çocuklara sunulması gereken kitaplar. Belki çoğu anne güvenerek aldı. Çünkü çocuk kitabı yazan mutlaka özenlidir gibi bir imaj var. Maalesef böyle olmuyor. Bu ve bunun gibi daha pek çok örnek var. Belki dile yani getirilemeyecek bir şekilde çirkin içeriklere sahip. Dolayısıyla ya çocuklar çok temiz, tertemiz. Farklı oyunlar keza biliyorsunuz çocukları şiddete yönlendiren, beyin yapısına, göz yapısına zarar veren farklı oyunlar, çizgi filmler, şarkılar, programlar. Bunlar aslında bildiğiniz manada sanki bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir gizli düşman tarafından özellikle çocukların hem ruhi yapılarını, hem bedeni yapılarını, hem bilinçaltını, hem ahlaki yapılarını, karakterlerini, kişiliklerini, hayata bakışlarını bozmak için sistemli olarak uğraşıyorlar. Sanki biraz fazla kaldı. Evet, bunun için uğraşılıyor. İşte bizim de bu noktada hakiki manada uyanık olmamız, yaptığımız içeriklerde görsel anlamda, metin anlamında, müzik anlamında, mesaj anlamında çok ustaca bazı şeyleri vermemiz, çocuklarımıza ulaşmaya gayret etmemiz gerekiyor. Burada aileyle çocuk arasındaki bağ ve ilişki hakikaten çok önemli. Eğer bu bağ çok küçük yaşlarda güzel bir şekilde kurulur, anne ile baba arasında, çocuk arasında güven tesis edilirse, aslında sonra çok net görüyorum çalıştığım kurumda da gözlemleme imkanım var çocukları.
Çok net söylüyorum hakikaten. Hani bazı şeyleri alıkoymakta anne baba biraz daha kolay, ne diyelim buna, biraz daha kolay yol alıyorlar diye düşünüyorum. Öyle görüyorum, öyle gözlemliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu noktada tabii siz değerli yazarlara çok çok daha iş düşüyor. En iyisini yazabilmek adına, en güzelini çıkarabilmek adına, biraz önce söylediğiniz gibi en güzel şarkı, en verimli şarkı, kitap ve şarkı, müzik çok önemli. İkisi de ruhun gıdası. Bunların en iyisi olmak zorunda. Yani siz değerli yazarların bir eseri kaleme alırken, özellikle bu bir çocuk kitabıysa, tabii ki en iyisi, en güzel cümleleri, en anlamlı ve manalı olan şeyleri yazmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi, ki öyle de olmalı diye düşünüyorum. Biz ebeveynler olarak evet kitapları alıyoruz, çocuk kitaplarını dediğiniz gibi güveniyoruz, diyoruz ki bu çocuk kitabı doğrudur, doğru yazılmıştır, doğru anlatılmıştır. Neden çocuk kitabı? Yazan en güzelini yazmıştır, en doğrusunu yazmıştır. Ama dediğiniz gibi olmuyor. Bizler de çok şahit olduk bu tür cümlelere, konulara, konuklara, kitaplardaki olan olaylara. İnşallah sizlerin sayesinde en güzeli, en doğru olan kitaplar çıkacak diye düşünüyorum. Programımıza konuk olduğunuz için, bu güzel bilgileri, bu değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istedikleriniz var mıdır? Evet, ben de WHO News ve Alba Hayat programı, dolayısıyla bunların nezdinde size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çocukların dünyasına ve içimizdeki çocuğun dünyasına uzak kalmayalım. Çünkü orada hayret var, orada neşe var, sevinç var, Allah'ı tanıma yolculuğu var. Orada belki de günümüzde bizi inşa eden pek çok güzellik var. Dolayısıyla içimizdeki çocukla birlikte, tabii ki çocuk kalarak değil ama içimizdeki çocuğun o tatlı yönüyle birlikte hayret ederek, daima o hayretten yola çıkarak, o güzele vararak güzel bir hayat sürmeyi şu anda bizi izleyen herkese diliyorum, temenni ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugünkü konuğum sunucu yazar Sayın Fatma Beyza Tütüncüoğlu'ydu. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.